Hemşire Games'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir voley videosuna hoş geldiniz. Postamızda hemen oyuna giriş etkinliği tam paket 20'li uzman oyuncu ve gelişmiş şanslı paket var. Arkadaşımız bizi goleye davet etmiş. Arkadaşlar başka kimseyi davet etmemiş olan, ilk defa davet edecek olan arkadaşları varsa beni davet ederlerse sevinirim. Şimdi şu isko mevzusu vardı. Hemen şunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Mesela şu Matuidi ile bir değiştirelim iskoyu, tamam mı? Şuraya bir koyalım. Takımda olduğu için etkiliyor diyenler var. Şöyle baktığımızda ofansif olarak cross 72 ile daha iyi arkadaşlar. Defansife baktığımızda gene cross daha iyi. Fakat hani cross biraz daha orta saha olduğu için, ofansif orta saha olmadığı için defansta daha iyi tabii ki de. Güç olarak Isco daha sağlam gözüküyor arkadaşlar. Hıza baktığımızda hızda da Isco daha aktif. Tekniğe baktığımızda teknikte de Isco daha iyi. Zihinde ise 64 dersek Isco daha iyi. Bir de tabii Isco'nun 7 level olduğunu düşünmek lazım. Şöyle bir değerlendirme yaptığımızda şunlardan 7 çıkartacağız arkadaşlar. Mesela kontrolleri aynıymış. Onun haricinde dengesi, tepkisi, kısa pas, uzun pas, şut gücü, marka, çalma, cross'un daha iyi gözüküyor. Kafası biraz iyi. Falso cross'un daha iyiymiş. Baktığımızda kontrol aynı. Sürme Isco'nun az bir şey daha iyi. Sakinlik, aktiflik ve atiklik konusunda Isco daha iyi arkadaşlar. Baktığımızda bunda da joker oyuncu yeteneği varmış. Kondisyonda 64. Kondisyonda 70 yaparız. Ya şimdi bakıyorum. Hepiniz diyorsunuz hani Isco'nun yerine cross koy diyorsunuz. Cross daha iyi diyorsunuz. Ben aslında cross'la Messi'yi satmayı düşünüyordum arkadaşlar ama madem öyle diyorsunuz, madem siz öyle uygun görüyorsunuz, yani cross iyi ama hani değiştirmesek de olurdu ama madem siz o şekilde yap diyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz ben her zaman takipçilerin önerilerine çok dikkat ederim. O yüzden satmayacağım cross. Şimdi kadroya alayım o zaman. Biliyorsunuz kadroya alınca zaten satamıyoruz. Tamam, o zaman o şekilde yapalım arkadaşlar. Matuidi çıkarayım, sizi mi kıracağım? Hem sizde kadro daha iyi olsun diye uğraşıyorsunuz zaten. Şu an baktığımızda ofansif 82. Aynen, koyduğumuzda cross daha bir sağlam oldu aslında. Tabi bazı özellikler bakımından Isco daha da ofansif oynayan bir oyuncuydu ama cross da artık topların çoğunu kesecektir orta alanda. O zaman Özil yeterli olacaktır bize arkadaşlar. Umarım o şekilde olur. Şöyle aldığımızda aslında 99 oynuyor. Orta sahaya daha sağlam bir oyuncu gelirse belki Kedira'yı takımdan çıkarabiliriz arkadaşlar. O şekilde yapabiliriz. Şimdi kadro analizimizi yaptığımıza göre arkadaşlar, hemen şuradan biz paketlerimizi bir açalım. Tam paket 20'li. Umarım boş yer vardır. Varmış da hemen açalım şöyle. Greiner isimli bir ender oyuncumuz çıktı. En sona uzmanı saklayalım. Gelişmiş şanslı. Evet, arkadaşımız davet ettiği için bakalım ne çıkacak. Gelişmiş şanslıdan göreceğiz arkadaşlar. Şanslı goley parası. Çıksa çıksa bundan 50 falan çıkar. 50-100 goley parası çıkar yani, ben öyle düşünüyorum. Bakalım. 50 çıktı zaten. Fazla bir potansiyelli bir şey değil o. Kart değil. Şimdi uzman oyuncuya bakalım. Açalım artık uzman oyuncuyu. Tahmin etmeye çalışacağım. Şöyle libero. Vallahi Veloso'ymuş. Tahmin edemezdim zaten. Çıka çıka Veloso çıktı ya. Ayıp denir bir şey ya. Ne yapayım ben şimdi Veloso'yu? Allah'ını isterseniz. Bakalım ne? Buraya geldi mi? Geldi abi. Nerede Veloso? Ha, şu. Tamamdır. Bakalım şöyle bir. Yani baktığımızda Kedira tabi 10 numara daha iyi gibi gözüküyor. Bakalım. Tabii ki de Kedira bundan 10 kat daha iyi arkadaşlar. Sizin takım ruhu da etki etmeyecek. Veloso'yu o yüzden geliştirmede kullanacağız arkadaşlar. Başka baktığımızda paketlerde açabileceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. 747.000'de altınımız var dostlarım. Onun haricinde şöyle bakalım istekler. Evet, arkadaş istekleri bizim takipçilerden geldi herhalde. Şunları kabul edelim. Arkadaşlar yayın yapmayı düşünüyorum bir ara. Yalnız şu an açık olmaz ama OGTR ile konuşacağım. Geçenlerde konuşmuştum arkadaşlar. Yayının duyurusunu yapacağını söylemişti ama saat 6'da unutmuştu o yer herhalde o gün.
O gün yayın duyurusu yapılmadı canlı yayında. Bir gün onu ayarlamaya çalışacağım ve duyuru yaptırmaya çalışacağım arkadaşlar. Emin olun. Yayında 10 numara bir kalite olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Higuain falan bayağı sağlam gözüküyor. Higuain de az daha hızlı olsaydı aslında daha iyi olurdu ama buna biraz daha artı basarım ben. Şu Ronaldo'yu çıkarmamı söylemişsiniz arkadaşlar. Haklısınız aslında. 2013 Ronaldo tabii daha iyi ama 2012 Ronaldo'nun da iyi olduğu yanları var arkadaşlar. Mesela 2012 Ronaldo'nun da kondisyonuyla yanlış hatırlamıyorsam dengesi daha iyiydi. Yani at yani böyle nasıl diyeyim size, kanatlarda arkadaşlar hani top sürüyorsunuz ve çaprazdan vuruşlar, şutlar çekiyorsunuz ya, vuruş yapıyorsunuz. İşte o zamanlar bu 2012 Ronaldo 10 numara oluyor. Hatta şöyle karttan bir saniye bakacak olursak kataloga, Güney Avrupa, Queen Madrid 2016. 2016 Ronaldo nasıl olmuş? Bu arada 2016 Pepe'de 10 numara olmuş arkadaşlar. 94 aktiflik, 85 markaj, 89 çalma. Hele Ramos'a bak. Of. Ramos. Ramos'un defansif özellikleri diğeri kadar iyi değil ama yani biraz daha dengeli bir oyuncu. Öyle gözüküyor. 2016 Ronaldo'nun uzmanı yok. Ve süperi de bu şekilde arkadaşlar. Cidden yani 10 numara diyecek bir şey yok. Kroos'a baktığımızda Kroos da bayağı güzelmiş. Değil. Bayağı süper koymuşlar ya. Niye bu kadar koydular bilmiyorum ama eskiden bu kadar koymazlardı. Evet, mod içinde süperi var. Güzel. Bakalım başka 2015 Ronaldo'ya baktığımızda uzman 2015 Ronaldo yok. Yine süperini koymuşlar 2015 Ronaldo'nun. 2013'e bakalım. 2013 Ronaldo'nun tabii uzmanı vardı. Uzmanı görmüş olun, dengesi biraz daha düşük diğerine göre. Ya ben 2012 Ronaldo'yu aslında seviyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok benim açımdan. Şöyle 2014'e bakalım bir de. 2014 iyi değildi galiba. Öyle hatırlıyorum ama zaten bunun uzmanı da yokmuş. Süperi varmış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kaç tane uzmanımız var? Bir ya şu Messi de çok güzeldi arkadaşlar. Cidden bakar mısınız? 5 levelde hız 88, surat 86 ama direkt yatıyor oyuncu. 60 dengesi var. Messi'yi oynatamıyorum o yüzden. Öyle duruyor arkadaşlar kadroda. Ya bir aralar bana bir hediye gelmişti arkadaşlar. Böyle hatırlarsınız Goley takım ruhunu 4 seviye yapınca istediğin uzman oyuncu alma diye bir şey vermişti. Ben de gidip Messi almıştım. Ne akla mukayyet aldım bilmiyorum ama yani o zamanlar böyle çok sağlam Real Madrid oyuncuları da yoktu ama şimdi olsa arkadaşlar daha farklı bir oyuncu alırdım. 2013 uzman Ronaldo'yu alırdım yani. Belki o şekilde yapardım arkadaşlar. Ama işte o zamanlar 2013 uzman Ronaldo'yu almadık. Yanlış bir şey yaptık. Bir hata yaptık. Olsun bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Neymar da güzel bir oyuncu aslında ama bunu da oynatamıyoruz şimdilik. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Transfere baktığımızda şöyle oyuncu sattı falan. İbrahimovic ne kadarmış? 700. Bunlar bayağı düşmüş ya fiyatları. Mascherano falan. Puyol biraz yüksek sanki. 500 EP gelecekmiş. Tamam, pazara koyalım bu şekilde. Baktığımızda Mascherano bu da 759. Mascherano da aslında yeni yeni takım kurmak isteyenler için iyi bir oyuncu. Bunu ne kadar 10.000'e mi koyuyormuş? Tamam, bunu da koyalım. Kayt tabii ki de kimse satın almaz. 700. Baktığımızda Gonzalez'i falan da satın alacaklarını zannetmiyorum. Messi 7.000'den gidiyormuş. Ortalama 9.100'den gidiyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu 9.000'e koysam nasıl olur? 5.400 EP gelir. Şimdilik dursun bakalım ya. Şimdilik bir sorun yok. Şöyle bir piyasaya baktığımızda takım Queen Madrid. Türde uzmanların piyasasına bakalım arkadaşlar. 2013 Ronaldo kaçtan gidiyor? 7.000'den gidiyor. İyiymiş. Başka bakalım. 2015 Pepe. Bu da 7.000'den gidiyor. Allah Allah. Yeni, pardon, bu 2015 Pepe. 2016'ya bakacağız ya. Kafa gitti benim ha. Şu. Oo, bir tükenmiş abi. 7.000'den niye koyuyorsun ya? Geri zekalı. Vallahi ben olsam en az 12.000'den falan koyardım. 2016 Isco da tükenmiş. Bunu da 7.000'den koymuş enayiler. O kadar düşük koymayacaktınız abi. Marcelo. 2016 uzmanlardan hiçbir şey kalmamış ki. Hepsini toplamışlar gençler.
Yani Modric 2015 fazla iyi değil ya. Süperlerine bakalım mı şöyle? Evet, Modric'in süperine baktığımızda 70.000 2016, 2016 Bale, bu da tükenmiş. Hepsini genelde 70.000'den koymuşlar arkadaşlar. Kroos tükenmiş. Hiç tükenmeyen var mı acaba? Onu sormak lazım. Bu da tükenmiş. Ronaldo 2014. Hadi hocam. İnternetim biraz yavaş, 97.000'den gidiyormuş. 2011 Ronaldo ise 100.000'den gitmiş. Abi bu da tükenmiş ya. Hiç süper kalmamış arkadaşlar Real Madrid'de yani. Şu an benim GP'm olsa bile alamıyorum, düşünün. Hiç süper kalmamış arkadaşlar. Durumlar o şekilde. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Cidden adam öldürmüşsünüz. Her videoya artık bayağı like oranları arttı arkadaşlar. İzlenmelerin %30'u kadar mı ne like geliyor galiba, %20'si kadar mı ne, istatistiklerde öyle gördüm. Yani erinmeyip de like atan arkadaşların hepsine teşekkür ederim dostlarım. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle şu oyunculara artı basarız. Bir de şu 2v2 maçlara da başlamayı düşünüyorum aslında. Bakalım, bir bu hafta sonu canlı yayın yapabilirsem yarın. Aslında işim herhalde yok yarın. Yarın canlı yayın yapabilirsem 10 numara olur. Ki bugün tabi videoyu bugün şu an cuma günü atabilirsem. Çünkü gece 11.30'da çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi vaktim olmuyor. Anca bu saatlerde atabiliyorum. PES16 kaleci kariyerini de bu saate anca yetiştirebiliyorum arkadaşlar. Yani umarım bugün atabilirim. Ki cumartesi günü de atabilirim yani, eğer yetişmezse. O şekilde ayarlarız arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada bir dakika, bir şey denemem lazım. Ramos da yatıyor arkadaşlar ya. Şu da var ya, şunun da yatmasına üzülüyorum ama. Tabi Da Costa, Terry, Mertesacker, Vidic 4'lüsü 10 numara 4'lü olduğu için. Şimdilik o yatacak mecburen. Ben şu bir dakika Vidic'in hızına bakayım. Terry ile Vidic'i değiştirelim arkadaşlar. Şöyle yaparsak ha. Böyle daha da bir iyi oldu sanki. Daha bir dakika, niye takım değiştirdik ha? Şuradan hızı bu Da Costa'nın da hızı yüksekmiş. Aslında şöyle de yapabiliriz. Tamam, böyle daha da güzel oldu. İzlediğiniz için bize teşekkür ediyorum dostlarım. Bir sonraki Goley videosunda ya da PES16 izliyorsanız PES16 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.